buradan bu cumhurbaşkanının e, halk tarafından seçilmeye devam ediyor oluşu ve cumhurbaşkanının bir kereliğine 7 yıllığına ve bir kereliğine seçiliyor oluşu altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olabileceğine Hı. dair bize bir ipucu veriyor mu? Çok veriyor mu? Tabii veriyor. Yani şu anda göründüğü kadarıyla bu masadan olacak. Masadan olduğu takdirde de muhtemelen Kemal Kemal Bey olacak değil, Öyle değil mi? mi? Ipucu veriyor tabii. Burada şunu unutmamak Şimdi. lazım ama bu metin e, daha yürürlükte değil. değil, Yürürlükte değil. Şimdi bu, bakın bu metin esas itibariyle kurulmakta olan koalisyonun nasıl çalışacağının bir şeklini koyuyor. Koalisyon ben böyle çalışmak istiyorum diyor. Altı partinin bir koalisyonu kuruluyor. O koalisyonda da geçse de geçmese de bu anayasa teklifi zamanında ne zaman tartışılsa da biz bu şartlarla çalışacağız diyorlar. Böyle bir protokol var aralarında. Dolayısıyla bir, Cumhurbaşkanı adayı bu protokolle bağlı. İki, bu şartları da kabul ederek geliyor. Şimdi dışarıdan birini getirecekseniz ki getirilmesi belki de lazımdı. O kadar sıkıntılı bir durum çıkıyor ki ortaya. Bugünden de başladılar. Her zaman söylüyorum, yapılan işlemlerin karşı taraf tarafından nasıl değerlendirilip kullanılacağını da düşünmek lazım. Dışarıdan birini getirdiğiniz takdirde bugüne kadar yapılan çalışmaların Dışarıdan dışında, biri derken altılı masanın dışından biri. Altılı masadaki liderlerden ben, bir tanesinin dışında. Dışında derken partilerin içinden bile değil. Yani 6 tane oturan kişinin dışında. haricinde biri geldiği takdirde bu kişi bugüne kadarki çalışmaların hiçbirine katılmadı. Hatta e, Meral Hanım Hüseyin Baş'ı teklif ettiğinde dendi ki biz çok ilerlemiş e, çalışmalar e, safasındayız. Bu safhadan sonra kimseyi masanın içine getiremeyiz. İleride seçim ittifakları konuşulduğunda altılı masada değil ama seçim ittifakları oyların ziyan olmaması için o zaman bunları değerlendirebiliriz dedi. Bu durumda siz dışarıdan şimdi birini getirdiğinizde bu kişi çizilmiş bir yazılmış bir senaryoyu oynayacak bir aktör durumunun ötesine geçemeyecek. Bu sıkıntılı bir durumdur. Ne bakımdan sıkıntılı bir durumdur? Karşı taraf bunu nasıl kullanır? Siz bunu herhalde düşünebiliyorsunuz. Onun için bu altılı masadan biri ne karar verilecek gibi görünüyor burada da bilmiyorum Kemal Bey ne düşünecek ama Kemal Bey bugün aday olmak istediğini belirten bir tavır içerisinde. iktidar dilde kullanarak gayet ciddi konuşmalar yapıyor. Muhtemelen o veya aralarından kabul edecekleri veya düşünecekleri başka bir kişiyi herhalde masadan çıkaracaklar. Çok belirgin bir hale geldi. Masa dışı ihtimali çok zayıfladı bu saatten sonra. Hı. Yani çizilen senaryo, çizilen oyun planı iyi mi kötü mü diye tartışmıyorum. Böyle bir karar verdiler ve çok uzun zaman çalışarak karar verdiler. Altı parti bir koalisyon kuruyor. Çalışma şekilleri bu. Hükümet programını yazıyorlar. E, bunu da savunacak ve bu şartlara uyacak bir cumhurbaşkanı adayından çıkacağız diyorlar. Kahveci katılıyor musunuz Emin Bey'in tespitlerine? Şimdi İbre Kılıçdaroğlu mu gösteriyor? E, ve anayasa ipucu veriyor mu? Burada bir fark var. Hüseyin Baş işi apayrı bir şey. Hüseyin Baş işi e, altılı masa partiler ve liderler, bütün alt kadrolar. Şimdi altılı masa tek başına parti liderleri değil, alt kadroları var. Yok şu alanda şu şu üyeler, bu alanda bu üyeler, komisyonlar şeyler devasa bir çalışma alanı var. Şimdi oraya bir masa bir şey parti geldiği zaman partinin lideri gelmiyor. O partinin üyeleri, şeyleri, o çalışma komisyonları filan. O başkan adaylığıyla Hüseyin Baş işi hiçbir biriyle alakası olmayan bir iş. Hiç alakası yok. Ama başkan adayı dediğiniz zaman orada şeye katılıyorum. Yani başkan adayı, cumhurbaşkanlığı adayı, altılı masanın içinden yani şu anda gözüken altılı masanın liderlerinden bir tanesinin burada da en fazla Sayın Kılıçdaroğlu bu, bu şu anda gözüküyor. Ama yine de benim aylardır söylediğim ve ben bu fikre kesinlikle hala şey yapıyorum. Altılı masadan herhangi bir kişi kendileri veya bir başkası dahil seçimi zerre kadar riske edecek bir durum görürse hiçbirinin hiçbirinin am kendi kişisel şeyleri veya partilerini düşünme şeyini yaparak hesaplamayacağını ülkenin menfaati ne gerektiriyorsa orada karar vereceklerine adım gibi eminim. Onun için şu anda yani bunu eminim çalışacaklardır. Anketler sadece anket değil değişik çalışmalar yapılacaklardır. Her çalışmada e, mesele sadece bir de şu anki durum değil. Yani bir pozisyon belirlendiği zaman o pozisyonuna yönelik bütün partilerin çalışmalarıyla nasıl bir durum ortaya çıkar? Buna yönelik hiçbir lider şu anda kendi partisini ve kendi şeylerini düşündüğünü şey yapmıyorum, ülkeyi düşündüğünü düşünüyorum. Peki, Levent Bey şimdi altılı masa seçimi kazanırsa e, parlamenter sisteme geçmek için bir takvim konulacak şimdi değil mi? Tabi. İki yıl, üç yıl neyse. E, bu süre içerisinde seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip olduğu yetkileri kullanacak. Sonra anayasa değişikliği yapılacak eğer evet. çoğunluk sağlanırsa ya da olmazsa referanduma gidilecek ve parlamenter sisteme geçilecek. O zaman yeniden seçim olacak. Tabii. Yeni bir cumhurbaşkanı seçilecek. Ondan sonra cumhurbaş hatırlamayanlar vardır belki. Cumhurbaşkanı işte hükümet kurma yetkisi Başka, verecek partilerden birine. O hükümeti kurarsa güven oyu alırsa başbakan olacak vesaire vesaire. Şimdi burada ee, seçilecek olan cumhurbaşkanının bu seçimde önümüzdeki seçimde seçilecek olan cumhurbaşkanının ülke parlamenter sisteme geçtikten sonra da yeniden aday olup yeniden e, seçilme ihtimali olabileceğini varsayabiliriz, değil mi? Varsayabiliriz. Evet. O zaman zaten hani ülkeyi parlamenter sisteme taşımış cumhurbaşkanı olacak, sonrasında sembolik yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı olacak Tabii. ve sonra siyaseti de tamamlamış evet. olacak. Evet. Çünkü öyle diyor. 7 yıl. 7 yıl boyunca görev yapacak. Bir daha da aday olamayacak. Şimdi mesela ismi geçen başkaları e, var ya altılı masa dışında aday olabileceğine dair bir takım isimler var. Şimdi mesela onlar olsa nasıl olur diye ben düşündüğüm zaman çok ge genç buluyorum onları. Yani 7 <laughs> yıl sonra siyaseti tamamlamak için çok genç buluyorum o isimleri. Evet. Siz de aynı şeyi düşündünüz mü? Yani bu 7 yıl sınırı ve tek seferliğine seçilme meselesi. Yani bir, o evet. zaman o gençler daha ziyade başbakan olmaya çalışmaları tabii lazım. Tabii. Evet. evet. Şimdi... Cumhurbaşkanlığının man manası kalmıyor. Tabii canım. Evet. Yani şimdi Cumhurbaşkanı tabii... daha ileri bir yaşta. tabii Şimdi evet. tabii e, ifade ettiğiniz konu e, tartışmalı bir faraziyelerle dayalı da bir tabii, konu. Tabii. Yani e, ben şimdi çok açık Cümlelerle hem altılı masanın hukukunu koruyan hem de e, ne düşündüğümü anlatan bir değerlendirme içerisinde bulunmak isterim sizlerle. Tamam siyasetçi cevabı değil açık bir cevap geliyor yani. Tabii şimdi ben e, Gülçin Hanım'ın da hukukunu koruyacağım, kendi hukukunu koruyacağım. koruyacağım. E, İnan Bey her partilinin kendi genel başkanını, cumhurbaşkanı aday olarak görmesinden daha doğal bir şey olamaz. Tamam. Bu tartışmasızdır. Tamam. İşin doğası da bunu gerektirir zaten. Yani böyle de e, olmalıdır bence. Yani Gülçin Hanım'ın açısından da öyle, benim açımdan da öyle, diğer partiler açısından da öyle. Sonuçta çünkü bir iddia işidir siyaset. Bir de tabii e, yaşadığımız sürecin bir tek adayla gidilmesi gibi bir e, tabloyu da doğurduğundan dolayı herkes çok dikkatli olacak. Ben Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına bir milletvekili olarak bırakıyorum. Bir üye olarak, partinin üyesi olarak canı gölden arzu ederim. Altılı masada bu konuda vereceği kararda, her türlü vereceği kararda saygılıyız. Yani altılı masayı da tartışırmayız. Yani altılı masa verecektir, liderlere verecektir bu kararı. O karara saygılıyız. Dolayısıyla şimdi bir başkası olur mu olmaz mı nasıl olurun ben şu anda nasıl bir süreci Liderler aralarında sürdürdüler Onu bilemem ama sağlıklı bir karar çıkacağına ben inanıyorum ve biliyorum. Çünkü devlet yönetmek öyle e, herkesin de yapacağı bir iş değil. Devleti tanımak gerekir, kurallarını, kurumlarını, neler olacağını, e, parlamentonun sevk ve idaresi, yani çok devasa bir e, aygıtla karşı karşıyayız. Devlet yöneteceksiniz. Bakın bu iktidar e, rejim değiştirdiği zaman ilk yaptığı iş bu parlamenter sistemden biz cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi denen ucube sisteme geçerken bir 703 sayılı kararname çıkarttılar. O kararnameyle devlete bütün kurumları değiştirildi. O ona eklendi, bu şuna eklendi. Yüzlerce kanun var. Bunları bir kere bilmek gerekir. Yani e, seçilecek Cumhurbaşkanı geldiği zaman Karşısında nasıl bir devleti görecek? Hangi kurumlar var elinde? Yani e, e, bir kurum nereye bağlandı? Önceden nereye bağlandı? bağlandı, nereye bağlandı? İlk telefonu kime açacak, hangi talimatı verecek? Tabii, kaymakamların... <laughs> İlk yolu, telefonu kime açacaksın? Valiler, e, kaymakamlar bunların her biri çok önemli. Yani bunun içinde emniyet teşkilatı var. Yani bütün e, bakanlıklar var. Evet. Bütün bunlarda yetkin olmak ve işi bilmek gerekiyor.